Ali Efendi babamız öyle buyururdu. Efendi Hazretlerine bizim Mahmut Efendi Hazretlerine 120 yaşına kadar gözleri gördü yani. Aklıda yerindeydi hafızası. Kulakları bir ağır işitirdi ama gözlüksüz okurdu. 110 yaşlarında falan. Koca Ruhul Beyan tefsirini almış. Ruhul Beyan da böyle bu boy Osmanlı, Matbaa-i Osmaniye. Sakaldan mübarek gör zaten Ali Efendi resimlerini gördünüz. Eskiden resmi de bulunmuyordu da şimdi çok. Efendim sakalları böyle tefsirin üzerine yayılmış. Ondan sonra okurken hala okuyor 110 yaşında. Bütün kitapları yutmuş. Dört mezhebin müftüsüydü. Dört mezhebin fıkı kaybolsa ezberden yazdırım evladım. Şu ilme bak ya. Dört mezhebin müftüsü ya. Dört padişahın huzur hocası. Öyle dedi. Mahmut evladım dedi benim gibi yaşlı bir şey. Halbuki öyle diyor da yani. Ee, onun gibi yaşları da bütün dünya olsa şimdi bütün dünya çoluğun çocuğunu bırakır onun yanına gider de. Benim gibi yaşlı bir dedi. Ayağım tutmaz ki son zamanlarda ayakları da tutmuyoruz. Son, Efendi Hazreti pek yürüdüğünü görmemiştir yani. Belki o bandırmada efendi almaya gittiği zamanlar artık zar zor yürüdüğü dönem zaten ondan sonra tamamen yürüyemedi. ile sallan taşırlardı. İsmail açılışına da getirdiler. Efendim sen imam olduğunda. Ama şeyle böyle dört tarafından şeyi tutuyorlardı. Öyle Eyüp falan getiriyorlardı. Üzerine oturtuyorlardı mübarek. Benim gibi yaşlı bir dede derdi. Aa, canım istese bir yere, canım sıkılsa bir yere gideyim işte. i̇şte diyelim eskiden hep gidiyor. Fatih Camii'ne gideyim, Süleymaniye'ye gideyim, bahçede oturayım çay içeyim tamam. Mübarek. Çaya da çok meraklı, Seylan çayı alayım diye. Şeye gider, Mısır Çarşısı'na yayan giderdi. Böyle çay işine çok maraktı, çaya kahveye. E giderken de yolda hatmi şerif okurdu. <laughs> Koca hatmi şerif, beş, yüz kişi zor okuyor. Kur'an hatmi değil de hatmi şerif var, tarikat hatmi. Hatmi şerif okurdu giderken gelirken. E çayını alırdı, şeyini alırdı böyle çok güzel şeyler... israf etmeden. Dedi ki, benim gibi yaşlı bir dede, canım sıkılsa ayaklarım tutmaz ki kalkayım bir yere gideyim de... biraz rahatlayayım. On sonra. E, kimsenin bana işi düşmez ki işi düşmez mi? Efendimiz'e gibi insanlar can veriyor ama. Yani doğal olarak dedelerin durumu bu. Onu anlatıyor. Kimsenin işi düşmez ki gelsin de yanımda otursun. Torunu bile biraz gelir. Bir dakika durmaz. Sıkıldım der gider. Torunum otur biraz dese. Ya dede senden de hiç anlaşılmıyor der. Ondan sonra zaten dedesinin yanında otururken de internete bakar. Telefona bakar. Dedesinin suratına bakmaz. Şimdi hepten öyle oldu. E kimse de yanıma gelmez, bana işi düşmez, biraz otursa sıkılır kalkar. Fendi. Ama derdi. Ben bu kitaplara baktığım zaman, işte ilim vahşette enistir. Yani yalnızlık hissi vermez. Yol En iyi yoldaş, en iyi arkadaş. He? Ben bu kitabı elime aldığım zaman evladım buyurdu. Öyle bir ilme dalıyorum ki. Çok da tabii yaşlı hastalıklar da var. Hasta mıyım? Sağlam mıyım? Yerde miyim? Gökte miyim? Hoca mıyım? Şeyh miyim? Alim miyim? Cehal miyim? Her şeyi unutuyorum evladım. Yani. Bu ilim olmasa, bu kitaplar olmasa, ben şimdi neyle meşgul olacaktım? Şimdi uzun yaşayanın da bu sıkıntıları oluyor. Hanımın ölüyor senden evvel. Anladın mı? E bu sefer e çoluk çocuk halden laftan anlamıyor. Herkes evleniyor, çoluğu çocuğu oluyor. Senden kim uğraşacak yani? Benim babamın annemden sonra ne alacakacak? Ben o kadar zaten vakit olamıyorum. Kızları gidiyor geliyor ara sıra ama yanında kızı kalmaz ki. Herkes nevi var. Ya anladın mı? İşte Allah'tan onda geleni gideni var işte. Sevenleri var. Tamam. Ama yalnızlık vaktinde çok yaşayanlar çok yalnız kalırlar ileriki zamanlarında. Çünkü onların ekranları gidince anladın mı? Ekran Arapçaya göre konuşuyorum ha. Türkçede akran diyorlarmış. Ben ekran deyince televizyon ekranı oluyor diyor. Diyeceğim bir laf şimdi beni konuşturacak kültürsüz adam. Karinince mi ekran? Ekran yakınlar. Demek ekran. E ben Arapçaya göre konuşuyorum. Sen de adamın televizyon ekranından başka bir şey bilmediğin için onu konuşuyorsun. Türkçede akran diyor. Türkçe hep yanlış konuşuyor. Şimdi ekranı öldüğü için Efendim ne oluyor? Ve kullif tefi kavmin fe garibu. İza karnul lezi ve tefi kavmin fe ente garibu. ortamın, asrın adamları hep ölürse, sen de uzun yaşayıp kalırsan, çoluk çocuğun eline kalırsın. E sen garipsin. Ne demek garipsin? İstersen İstanbul'da Fatih'te ben doğduğum, büyüdüğüm, muhittiyim. Ama sokaktakiler hiçbiri senin tanıdığın biri değil. O zaman ne oldu? Ha Amerika'dasın. Hafat edesin. Niye? Gurbet ne demek gurbet? Gurbet iki türlüdür. Bir vatanından uzaksın, tanıdığın yok, gurbettesin. E bir de vatanındasın ama tanıdığın yok yine gurbettesin. Efendi Hazretleri bile tabii eski ta tanıdıkların çoğu ölünce, Efendi Hazreti uzun yaşıyor elhamdülillah, öyle derdi yani. Ya çok arıyorum derdi, Bilal Efendi'yi özledim derdi, İhsan Efendi'yi özledim derdi. Yani <laughs> ondan sonra biraz gençler, şabap türedi yani. Ne onun adı? Erbakan Hoca dediği gibi yani işte, çocuk çocuk türediler. Efendinin de yanında demek istiyorum. E, çoluk çocuk türeyince e, yani şimdi Efendi Hazretleri, Hacı Bilal'dir işte efendim Hurşit Efendi'dir. Şu dur budur yani eski adamlarını arıyor. Eski adamlarını arar insanlar yani. Yenilerle adapte olamak ne kadar uyum sağlayacaksın. Senin dilinden konuşmuyor. Senin tanıdıklarını tanımıyor. Senin yediklerini yememiş, senin içtiklerini içmemiş, seninle beraber gidilen yerlerde bulunmamış. Adamla paylaşacağın şeyler yok. Az. Ne paylaşacağım ben? Garip oluyorsun. Ama ilimle uğraşırsan ilim yalnızlıkta en iyis ve yoldaştır.